sınava özellikle bu kadar az kalmışken hepinizin ilgisini çekebilecek bir içerik hazırlamak istedim. Bu yüzden size YKS'ye girmeden önce kesinlikle yapılması gerektiğini düşündüğüm 5 şeyden bahsedeceğim. Çok fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Benim ilk önerim kesinlikle kazanımlarla ilgili olacak. Kazanımlar sizin lisede öğrendiğiniz ve TYT'de, AYT'de sorumlu olduğunuz konuların bir listesi. Geçen sene internete yazınca TYT, AYT'de sorumlu olunan konular diye direkt kazanımlar çıkıyordu. İnternette tabii konu da var. Bu şekilde de yükleyebilirsiniz ama direkt Milli Eğitim'in kazanımlarına girerseniz her konunun küçük alt başlıklara detaylandırıldığını da görebilirsiniz. Ben geçen sene bu kazanımların bir çıktısını alıp spiralletmiştim. Şöyle kalınlıkta bir defter gibi olmuştu. Son ay ben bu kazanımları yanımda taşıyordum. Hallettiğimi düşündüğüm konuları, yani cepte olduğunu düşündüğüm konuları üstünü çizmiştim. Geri kalanları da işte tekrar ederek bitirmeye çalışıyordum. Bu şekilde kazanımların bir çıktısını alıp kontrol ederseniz hangisini biliyorum, hangisini bilmiyorum diye sınavda karşınıza çıkabilecek herhangi bir sürprizden de kaçınmış olursunuz. Ayrıca bu sene çok konu var sınava dahil olmayacak. Emin olmak için de ne kaldı sınavda, ne kalmadı çıkarıldı. Bence kazanımları kesinlikle kontrol etmelisiniz. Özellikle de bu sene. Bunun dışında benim ikinci önerim birebir deneme çözmek. Birebir deneme çözmek ne demek? Yani eğer sizin hedefiniz derece ise çok büyük ihtimalle şu anda zaten TYT olsun, AYT olsun deneme çözüyorsunuzdur. Ama bu denemeyi nasıl çözüyorsunuz? Bu da önemli. Bu sadece benim önerim değil. Çoğu insanın bunu tavsiye ettiğini görebilirsiniz. Birebir deneme şu demek oluyor. Sınav koşullarının olabildiğince aynısını evde yaratmaya çalışıyorsunuz. Sınav günü ne yapacaksınız? Aynılarını prova ediyorsunuz. Sınava gideceğiniz kıyafetleri üstünüze giyiyorsunuz. İşte sabah kalkacağınız saat, yiyeceğiniz kahvaltı, hepsini birebir aynı yapıyorsunuz. Daha sonrasında da tam sınavın saatinde sürenizi başlatarak denemenizi çözüyorsunuz. Bu sayede işte üstünüz sıkıyor mu? Rahatsız eden herhangi bir şey var mı sağınızda, solunuzda? Sabah yediğiniz yemek midenize dokunuyor mu? Bu gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Birebir yapmak imkansız. Çünkü mesela benim sınav günü stresten midem bulanmıştı ve çok zor yemek yiyebilmiştim. Bu tarz ekstrem şeyler olabiliyor ama bence güzel bir pratik bu şekilde çözmek denemeyi. Dediğim gibi sürpriz ve terslik ihtimalini en aza indirmiş oluyorsunuz. Bunun dışında sınavdan önce kesinlikle yapılması gereken şeylerden biri çıkmış soruları çözmek. ÖSYM'nin belli bir tarzı var. İşte bu yeni nesil sorularla bunu bir miktar değiştirmiş olsalar da ÖSYM'nin sevdiği, ÖSYM'nin kullanmakla hoşlandığı bazı soru tipleri, kelimeler, stiller var. Çıkmış soruları çözmek bu konuda insana gerçekten avantaj sağlıyor. Çünkü ÖSYM'nin soru soruş tarzına aşina oluyorsunuz. Bu aşinalık da sınavda size dakika kazandırıyor ki 4-5 dakika bile TYT, AYT'de gerçekten geleceğinizi etkileyebilir. Çıkmış soruların yanında ben size eğer vaktiniz var EBA testlerini ve 12. sınıftaki özellikle ders kitabı sorularını çözmenizi öneririm. EBA testleri biraz daha öncelikli. Ders kitapları o kadar gerekli değil. Ben de hepsini bitirmemiştim kendi senemde. Bizim okuldaki matematik hocamız bunu tavsiye ediyordu ve benim çok güvendiğim bir hocamdır. O yüzden size de bunu aktarmak istedim. Bu ikisi bence şu yüzden de önemli. Milli Eğitim Bakanlığı son zamanlarda biraz daha fırsat eşitliğini getirmeye çalışıyor. EBA'nın ve ders kitapların önemi fazla. Hepinizin sınav yerleri açıklanacak. Ve her zamanki sistem devam ediyormuş gibi çekiyorum bu videoyu. Bu sene karantina koşullarından dolayı bunu ne kadar uygulayabilirsiniz bilmiyorum ama bu video benim kanalımda duracak ve sonraki senelerde inşallah bugünler geçmiş olacak. Bu hastalığın bir ilacı aşısı bulunmuş olacak. O yüzden genel konuşarak bir tavsiye veriyorum. Sınav yeriniz belli olduğunda sınava gireceğiniz okulu görün. Ben Marmara Üniversitesi'nde girmiştim sınavıma. Ve 2 gün önce falan yine orada girecek bir arkadaşımla ve o okulda okuyan, okulu bilen bir arkadaşımla. Ve şans eseri bizim üçlü grubumuz var. 2 kişi aynı sene giriyorduk sınava ve Marmara'da giriyorduk. 3. arkadaşımız da Marmara'da okuyordu. Hep beraber gitmiştik ve sınıflarımıza hangi sırada oturacağımıza tahmini olarak bakmıştık. Normalde gözlük kullanmıyorsunuzdur. Çok yüksek değildir numaranız ama sınav salonunda saate çok uzaksınızdır. Bu yüzden gözlüğünüzü yanınıza alırsınız gibi. Ya da sandalyeniz kırıktır, masanız sallanır.
kullanıyordur. Bu tarz şeyleri önceden kontrol etmek bence çok mantıklı. Eğer imkanınız varsa sınava gireceğiniz yeri, sınava gireceğiniz sınıfı, sırayı, okulu önceden görün. Bu şu açıdan da önemli. Bazen kaybolabiliyor insanlar telaştan. Sınava gireceğiniz okula nasıl gideceğinizi bilin. Önceden bir kere giderseniz arabayla ya da toplu taşımayla nasıl oraya ulaşılacağını da öğrenmiş olursunuz. Bu da bence önemli. Çünkü kapıdan içeriye alınmayan ve bir senesini heba eden pek çok insan oluyor. Beşinci ve son tavsiyem de kendinize güvenmeniz. Bu şimdi çok bayık bir laf gibi gelecek ama kendinize güvenmek ve sınav anında panik yapmamak gerçekten çok önemli. Kendinize güvenmek ve yapabileceğinize inanmak sakinliğinizi korumak açısından çok önemli. Bütün sene boyunca, hatta belki de son 3-4 senedir çok çalıştınız, çok çaba gösterdiniz ve bu sınavda size yardımcı olacak. Eğer gerçekten elinizden geleni yaptıysanız işlerin iyi gitmemesi için hiçbir sebep yok. Ben yapabileceğinin en iyisini yapan herkesin bir şekilde ait olduğu yere ulaşacağına inanıyorum. Umarım sınav vakti geldiğinde sınavınız iyi geçer. Gönlünüzde ne varsa o olur. Ama olmasa bile umarım sizin için en hayırlısı neyse o olur ve mutlu olacağınız bir okula yerleşirsiniz. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın. Maksimum kapasite çalıştığınızı düşünmüyor olabilirsiniz ama belki de elinizden gelen budur. Kendinizi çok yıpratmayın. Bu sadece bir sınav. Tekrarı da olan bir sınav. Yani kimseyi zorunda bırakmasın koşullar bir daha girmeye ama gerçekten ileriki hayatınızda geriye dönüp baktığınızda bugünlere ben sınava gireli daha bir sene olmadı ama o kadar strese değdiğini şu anda düşünmüyorum. Bu video bu kadardı. Çok uzun bir video olmadı. Vaktiniz kısıtlı olduğu için sonuçta kaç gün kaldı sınava? 40 gün mü? Çok uzatmamak istedim. Sizi çok seviyorum. Hepinize görüşürüz. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir daha PR'ımı geçeyim. Görüşürüz.